Konuşmasını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i sahneye davet ediyorum. Al bunu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Doğduğum, büyüdüğüm şehre, memleketime hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir keyif, büyük bir kıvanç. Toplantıyı Ankara'da mı yapalım, İstanbul'da mı yapalım, İzmir'de mi yapalım diye genç Osman Başkan sorduğunda hepinizin ulaşımları açısından dedim ki bu toplantıyı bu sefer gelin biz Manisa'da yapalım. Hem Manisa Türkiye'deki 81 ilimizdeki gençlik kollarının il başkanlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşasın. Hem biraz Manisa'yı konuşmuş olalım, hem Manisa'dan gençliği konuşmuş olalım, gençleşmeyi konuşmuş olalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın il başkanım burada, sayın milletvekillerim burada, 4 başarılı belediye başkanımız Akhisar'ın, Turgutlu'nun, Alaşehir'in ve Soruhanlı'nın belediye başkanlarımız burada. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım bize katıldılar, toplantımızı şereflendirdiler ve ilçe başkanlarımız burada. 81 ilinde tabii gençlik kolları genel başkanımızla birlikte ve onun merkez yönetim kuruluyla birlikte 81 ilimizden gelen gençlik kolları il başkanlarımız burada. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz Fatih Sultan Mehmet'in yetiştiği topraklardasınız. 17 şehzadenin yetiştiği, 6'sının tahta geçtiği topraklardasınız. Kanuni Sultan Süleyman'ı yetiştiren şehirdesiniz. 2. Selim'i, 3. Murat'ı, 3. Mehmet'i, 1. Mustafa'yı yetiştirip tahta yollayan memlekettesiniz. Dünyanın en eski festivallerinden bir tanesi olan Mesir Festivali'nin yapıldığı kenttesiniz. Sipil Dağı'nda yetişen, endemik yetişen bitkilerden ve baharatlardan 41 çeşitiyle 500 yıl önce yapılan dünyanın en eski halk ilaçlarından bir tanesi Mesir macununun yapıldığı, üretildiği 500 yıldır Sultan Camii'nin kubbelerinden saçıldığı güzel bir kenttesiniz. Mimar Sinan'ın Muradiye Camii'ni çizip yaptırdıktan sonra artık ustalık dönemine geçtiği kenttesiniz. Adana ile birlikte pamuğun lif uzunluğu en uzun ve dünyanın en iyi pamuğunun üretildiği Çukurova ile birlikte. Dünyadaki çekirdeksiz üzümün %90'ının üretildiği. Türkiye'nin en çok zeytin ağacı olan ilçesi Akhisar'a sahip olan ve en çok zeytin ağacı olan illerinden bir tanesi olan verimli tarımın doğru iyi yapıldığı zaman yüz güldürdüğü ve bölgenin karnını doyuran muhteşem toprakların olduğu bir şehirdesiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli sanayi sitelerinden 7 ayrı organize sanayi bölgesi olan dünyadaki 186 ülkeye ihracat yapılan, Türkiye'nin en dev firmalarının çalıştıkları, ürettikleri, kazandıkları ama maalesef vergilerini büyük mükellefler vergi dairesine, İstanbul eski adıyla Boğaziçi vergi dairesine ödedikleri, ancak Manisa'nın yüz akı bir emek kentindesiniz. Strabo'nun tanımıyla yanık ülke olarak söylediği ünlü coğrafyacı, 10-12 bin yıllık prehistorik bir kent olan ve prehistorik insan ayak izlerinin bulunduğu Kula Salihli Jeoparkı'nın olduğu kenttesiniz. Övünülecek bir şey midir bilmem ama tarihi bir şeydir. Dünyada paranın ilk kez basıldığı kenttesiniz. Ve bundan sonraki süreçte sizinle birlikte bu kentte bugün sizinle birlikte olan Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bundan sonraki süreçte bir ayağınızın burada olmasını, burada gördüklerinizi, bizim size yaşattıklarımızı, anlattıklarımızı anlatmanızı, Osmanlı'nın
sarayı olan üç kentten biri, sarayı amirenin bulunduğu bir kentin. Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkmak üzere babasının vefatını öğrendiğinde ellerini açıp diz çöküp duasını yapıp atın üstüne atlayıp beni seven arkamdan gelsin diye 19 yaşında 1451'de İstanbul'a doğru yola çıktı. Sonra iki sene sonra 21-22 yaşında çağ açıp çağ kapattığı bir kenttesiniz. O yüzden Şehzadeler Kenti demek sadece sağ siyasetçilerin, Osmanlı'yı kendilerince sahiplenenlerin, bir büyük mirası tek başına kendilerine tapulamaya çalışanların bütün kibrine rağmen iyisiyle yaptıkları, iyisiyle kötüsüyle, ama cumhuriyete, cumhuriyet ilan edilene kadar yükselme döneminde dünyaya kattıklarıyla, tarih olarak bize bıraktıklarıyla ve sonra 1808'de Senedi İttifak'la, önce birinci meşrutiyetle, 33 yıl kapatılan parlamentosuyla yürüdüğü bir demokrasi yürüyüşüyle çok önemli topraklardayız. Mimar Sinan sadece İstanbul'da yaptığı bir sarnıç için dünyanın en önemli sanat tarihçileri ve mimarları bir tek bunu yapsaydı tarihe geçmeye yeterdi diyor. Ama o Mimar Sinan işte bizim övüneceğimiz, bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerden bir tanesi. Hesabı, kitabı, bilimi önemseyen ve çağlar ötesine neler neler bırakan çok önemli bir değerimiz. Bir yanda Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettik. Diğer yandan baktığınızda bu toprakların neresine bakarsanız çok önemli bir yürüyüş öyküsü var. Ve biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak tarihiyle barışık, tek adam yönetiminin, denetimsiz bir tek adamın koca bir imparatorluğu, önce başkanın dediği gibi hasta adam, sonra işgale uğramış bir ülke yaptığını, ondan bir kurtuluş savaşının nasıl örgütlendiğini, önce kurtuluşun sonra kuruluşun nasıl gerçekleştiğini ve bunun sonucunda cumhuriyetin kıymetini en iyi bilenler bizleriz. Biz Hazarfen Ahmet Çelebi'yiz. Galata Kulesi'nden uçmayı hayal edebilen, hesabı kitabı yapan Hazarfen Ahmet Çelebi'ye sahip çıkıyoruz biz. Birileri uçarsa ne olur diye aşağıdan onu ok attıranları destekliyor olabilirler. Biz Mimar Sinan'ı destekliyoruz. Biz bu topraklardaki bilime sahip çıkan, bu toprakların gelişimi için taş üstüne taş koyan herkesi destekliyoruz. Ama biz en çok bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü destekliyor. Değerli arkadaşlar, 81 ilden gençlik kolları başkanlarımızla birlikteyiz burada. Gençlik demek umut demek, gençlik demek heyecan demek, gençlik demek yeni fikirlere açık olmak demek, gençlik demek geleceğe dair bir hedef koyabilmek demek, geleceğe umutla bakabilmek demek. Bugün ülkeyi yönetenler hedef 2023 dediler. Hedeflerine belki kendilerini iktidarda tutmaya, bizim yaptıklarımızla yapamadıklarımızla, çok başarmışken Cumhuriyet'in 100. yılında iktidarı yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani kurucunun kurduğu partiye almayı çok ufak bir farkla kaybettik. Bizim bundan sonra bütün hedefimiz bu görevi, Atatürk'ün bize vermiş olduğu en önemli görevi, gelişmiş ülkeleri yakalama ve geçme görevini, yani onun mirasını ve vasiyetini, onun mirasına uygun davranmak, sahip çıkmak ve vasiyetini yerine getirmektir. Bu vasiyet yerine gelecekse, mesela 2023'ü hedefleyenler kendi hedeflerine ulaştılar belki, ancak milli gelir hedefleri 25 bin dolardı, 10.660 dolarda bıraktılar. İhracat hedefi yarısını bile tutturamadı. Ülkenin ekonomi büyüklüğünde 2023 hedefinin yarısındayız. İstihdamda yarısındayız, enflasyonda kat kat ilerisindeyiz. Ama bütün hedeflerin tutabilmesi için bu ülkeyi
Osmanlı'yı da felaketlere sürükleyen bir tek adam anlayışının değil, bu ülkeyi bir demokrasinin yönetiyor olması lazım. Bu ülkede kuvvetler ayrılığının olması lazım. Hukukun üstünlüğünün olması lazım. Güçlü bir parlamento, bağımsız yaşama ve güçlü denetim yapabilen milletvekillerinin olması lazım. Parlamentonun denetimine tabi bir yürütme organının olması lazım. Bunların olduğu yerler var, olmadığı yerler var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Batı'yı işaret ederken yön söylemedi. Gelişmişliği gösterdi, bilimi gösterdi, hukuku gösterdi. Onun gösterdiği yerde bugün 45 bin dolar milli gelir var Avrupa Birliği'nde. 70 bin dolar milli gelir var İskandinav ülkelerinde. Bizde 10 bin dolar ama geminin rotasını ilk kaptanın aksine batıdan doğuya çeviren ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmek istiyoruz diyenin gösterdiği yerde 4500 dolar gelir var. Bir tarafta 45 bin dolar, bir tarafta 4500 dolar. Türkiye önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verip Avrupa Birliği'ne mi girecek? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın hayallerine teslim olup 4500 dolarla Şangay İşbirliği Örgütü'nde mi sürünecek? Buna karar verecek. Burada mütevazi yöneticiler, zengin bir halk, bu tarafta kocaman saraylar, en pahalı makam arabaları, yüzen saraylar, uçan saraylar, itibardan tasarruf etmeyen otoriter liderler ama sürünen bir halk var. Biz vatandaşlarımıza en çok bu konunun üzerinde düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz. Ve biz hedefi tutturacaksak, biz vasiyeti yerine getireceksek 100 yıl önce yapanlar nasıl yaptıysa öyle yapacağız. 100 yıl önce yapanlar bu işi 42 yaşında bir cumhurbaşkanıyla yaptılar. 100 yıl önce bunu yapanlar örneğin Reşit Galip eğitim ve üniversite reformunu yaparken 39 yaşındaydı. Köy enstitülerini kuran Hasan Ali Yücel'i dilimizden düşürmüyoruz. Çok önemli ama Hasan Ali Yücel'i 70 yaşında öğretmenler anıyor öğretmenler evlerinde. Oysa Hasan Ali Yücel'in o gün 40 yaşında olduğunu unutmamak lazım. Hıfzı sahayı kuran, önce Türkiye'de aşı üreten, dünyanın bütün mazlum milletlerine kızamık aşısı, kuduz aşısı yollayan ve 1990'da kapanan Hıfzı sahayı kuran Refik Saydam 39 yaşında Sağlık Bakanı'ydı. Bülent Ecevit 1961'de 36 yaşında enerji ve Ecevit Çalışma Bakanı'ydı 36 yaşında. Deniz Baykal Bülent Ecevit'in ilk kabinesinde kendisi 35 yaşındaydı ve Maliye Bakanı'ydı. Önder Sav, herkes Önder Sav'ı siyasete olan yeteneğini, ilgisini, becerisini, şimdiki tecrübesini konuşuyor. Ama Önder Sav Çalışma Bakanı olduğunda 36 yaşındaydı arkadaşlar. Erol Çevikçe 36 yaşında Bayındırlık Bakanıydı. 38 yaşında Ahmet Taner Kışlalı Kültür ve Turizm Bakanıydı. Hem bu isimlerle övünüp sonra biz siyaseti belli yaş gruplarında yapıp gençlik kollarını bayrak asacak, afiş asacak, bildiri dağıtacak, kalabalık toplayacak, düzeni sağlayacak, alkış yapacak bir gençlik kolları olarak göremeyiz. Gençlik kolları Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki iktidarımızı kuracak ve yönetecek olanlardır. Bu bilinçte olmalıyız. Genç arkadaşlarımızın elbette burada olması, motive olması, ayakta olması iyi bir şey. Ama listelerde olmaları lazım, listelerde. Listelerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı listelerin yapıldığı güne kadar o makama seçildiyse, o görevi yapıyorsa, PM'nin, MYK'nın doğal üyesi ise
o salonda her hafta partinin yönetimine katkı sağlayacak noktaya layık görülüyorsa onu ilinde listenin başına layık göreceğiz arkadaşlar. Gençlik kolları ilçe başkanlarından 973 ilçede binamız var, örgütlüyüz. Gençlik kolları ilçe başkanlarından siz çalışıp kriteri belirleyeceksiniz. Kaç tanesi, hangi kriterle? Gençlik kolları il başkanlarından başarı kriterini belirleyeceksiniz. Objektif kriterleri belirleyeceksiniz. 4 Eylül ile 9 Eylül arasında yapacağımız büyük kurultayımızda Sivas'ta başlayacağız, Ankara'da devam edeceğiz. Tüzük ve programın başlangıç kurultayı, tüzüğün de kesinleşme kurultayı. O tüzüğe yazacağız. En başarılı örneğin 5 ilçe başkanını, 3 ilçe başkanını, en başarılı 5 gençlik kolları il başkanını ön seçime sokmadan görevini iyi yaptı diye, örnek oldu diye, başardı diye tüzüğe yazacağız, listenin başına koyacağız arkadaşlar. Böyle bir hazırlık yapmaya, böyle il başkanlığı yapmaya, böyle MYK üyeliği yapmaya hazırsanız Türkiye'yi de yönetmeye hazırsınızdır. Hazır mısınız? Hazır mısınız? MYK parti meclisinde söz verdim. Yaş ortalaması 43 parti meclisinin. Kadın erkek eşit temsil olacak dedim. 9 kadın, 9 erkek gölge kabine, hepsi MYK üyesi. Tayyip Erdoğan 18'de bir kadın koydu. O da aileden sorumlu. Önemli bakanlık. Ama senin yarın aile diyor. Kadın bir tek o işten anlar diyor. Dış politika olmaz, iç politika olmaz, ekonomi olmaz, çalışma olmaz, turizm olmaz. Aile diyor. Gerisi erkek işi. Karışma diyor elin hamuruyla. Bizim iktidarımızda bakanların yarısı kadın, yarısı erkek olacak arkadaşlar. Söz veriyoruz. Bunları yapmazsak hani deniyordu ya, değişim değişim ne değişecek? İşte PM değişti, işte MYK değişti, anlayış değişecek. Bundan sonra hepimiz birden, hepimiz birden CHP'yi ve Türkiye'yi değiştirmeye kendimizi nefer kılacağız. Biz başarırsak Türkiye başaracak. Bu salondakiler başarırsa, bu salondakiler yerini bıraktıkları genç arkadaşlar başarırsa hep birlikte başaracağız. Ben gençlik kollarını partinin bir kolu olarak değil, partinin iktidara hazırladığı kadrolar olarak görüyorum. Öyle görmek durumundayım. Bakın, en büyük yatırımı size yapacağız. En büyük yatırımı. Eğitim alacaksınız. Çalışacağız hep birlikte. Deneyimleri paylaşacağız. Doğruları tekrar edeceğiz. Yanlışları terk edeceğiz. Ama biz bundan sonraki seçimde iktidara geldiğimizde bu salondan bakanları çıkarabiliyorsak, gençlik kollarından bakanları çıkarabiliyorsak, 34, 35, 38 yaşında bakanları olmuş bir cumhuriyetin 100 yıl sonra bu yaşlarda bakanlarını çıkarabiliyorsak o zaman başardık demektir. Yoksa 75 yaşında karşımıza biri geliyor, ben diyor 1960'ların gençlik kolları başkanıyım, övünüyor. Biz artık geçmişte gençlik kolları başkanı olmakla değil, gençlik kollarından çıkmış bakanlar olmakla, başbakan olmakla, cumhurbaşkanı olmakla övünmemiz lazım. Ülkenin çok önemli bir sorunu var. Ben büyük bir beka sorunu olduğuna katılıyorum. Sayın Bahçeli gibi, Sayın Erdoğan gibi memleketin önünde büyük bir beka sorunu var. O sorun şudur. O sorun, bu ülke dünyanın en güzel ülkesi ve bu güzel ülke üzerinde bütün dünya hesap yapıyor, hayal kuruyor. Onlara bakarsan sorun bu. Yarın gelebilirler, işgal edebilirler falan. Bakın, bu tarafı kolay. 100 yıl önce nasıl izin vermediysek biz ne o işgale izin veririz? Biz bütün dünya hayal kursa da burada kimsenin gelip de emellerine uğraşmasına izin vermeyiz. Ama sorun ne biliyor musunuz? Bütün dünya bu güzel ülke üzerinde hayal kurarken
Bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyorlar. Dört gençten üç tanesi yurt dışına gitme hayali kuruyor. Türkiye'de gençlerin %75'i gençlerin deyimiyle bavulları kafada toplamış. Fiilen toplaması an meselesi. Buradan sesleniyorum ey Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülkenin gerçek beka sorunu dünyanın bu ülkede hayal kurması değil, bu ülkenin gençlerinin sizin yüzünüzden yurt dışında hayal kurmasıdır. Sorun burada. Bakın çok çeşitli araştırmalar var. Rakamları en mütevazı olan son yayınlanan araştırma Konrad Adenauer Vakfı'nın yaptığı Z kuşağı araştırması. Bütün dünyada itibar gören Almanya kökenli, Almanya'da Anayasa Mahkemesi denetiminde bütün faaliyetleri olanların yayınladığı rapor. Gençlerin Türkiye'de %62'si öğrenimini sürdürürken ekonomik zorluk çekiyor. %79'u telefon ve internet giderlerinde, 43'ü ulaşım giderlerinde, 56'sı beslenme giderlerinde, 38'i barınma giderlerinde güçlük çekiyor. Ve bunların rakamına göre 100 gençten 63'ü imkan bulduğunda farklı bir ülkede yaşamak istiyor. Bu bugüne kadar okuduğum en düşük rakam son bir yılda. Bu rakam %25'lerden son 5 yılda %75'lere çıktı. Yine Habitat Derneği tarafından 18-29 yaş arası gençlerin %54'ü yaşamlarından memnun değil. Aynı dernek 2017'de bundan 5 yıl önce anket yapıldıktan 5 yıl önce bu oranı %30 olarak ölçmüş. Bu yüzden Türkiye'de büyük bir umutsuzluk, büyük bir hayal kırıklığı var. Bu salonun görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki örgütlü gençlerle bütün gençleri örgütleyip yeniden kurtuluşun mümkün olduğunu, demokrasinin yeniden kuruluşunun mümkün olduğunu, bu ülkede konserlerin, festivallerin iptal olduğu bir ülke değil, bütün özgürlüklerin yaşanabileceğini, kimsenin yaşam biçimine müdahale edilmeyecek gerçek bir demokratik cumhuriyete kavuşacağımızı ve bu ülkenin ekonomisinin kaynaklarının hepimize yeteceğini, bu ülkenin bizim için gerçekten yaşanılacak bir ülke haline gelmesi için bu ülkeye hep beraber inanmamız gerektiğini onlara sizin anlatmanız, hep beraber onları ikna etmemiz gerekiyor. KYK yurtlarında yaşanan sıkıntılar hem genel başkanımız hem gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız, gölge kabinemizdeki gençlik bakanımız Sevgi Kılıç önemli çalışmalar yapıyorlar. Bu hafta yurtlarda 3 ayrı grup milletvekili, parti meclis üyeleri ve gençlik kollarından oluşan Türkiye'de yurt ziyaretlerine ve yurt raporlarının hazırlanmasına, yurttaki gençlerin seslerinin duyurulmasına, yurttan sesler programına başlıyorlar. Yurttakilerin seslerini duyuracağız Türkiye'ye. Bir ihbar hattı açıyoruz. Genç Osman Başkan onu bir basın toplantısıyla söyleyecek. KYK yurtlarındaki sorunlara hep birlikte taraf olacağız. Güvenlik sorununu, temizlik sorununu, hijyen sorununu, giriş çıkış sınırlamalarını, sıcak su yetersizliğini, yemeklerden kötü yemekleri, yemeklerden zehirlenmeyi, asansör problemlerini büyüteç altına alacağız. Bütün meselenin nereden kaynaklandığını da biliyoruz aslında. Sorun ne? Sorun birisi ağzından kaçırdı. İşte 10 kişilik asansöre çok kişi binmişler. Neden? 2 kişilik odaları 6 kişilik yaptılar. 4 kişilik odaları 8 kişilik yaptılar. Ne asansör imal edildiği yurt için kullanılıyor, ne o fiyata verilecek yemek sağlıklı olabiliyor. Peki bu barınma sorunu nereden çıktı? AK Parti'nin kafasından çıktı. Yurt olmasın. İstanbul'da 100 öğrenciden 4'üne yurt veriyor. Olmasın yurt. Cemaatin yurduna gitsinler. Tarikatın yurduna gitsinler. Orada kindar bir esir olarak yetiştirilsinler. Bizim halka bahçemizde toplansınlar. Hep beraber bu cumhuriyete karşı meydan okuyalım. Biz bu anlayışa bütün gençlerle birlikte meydan okuyoruz. Biz gelip cumhuriyet yurtlarını yapıp bu sorunu kalıcı olarak çözene kadar bu meselelerde hep birlikte yerel yöneticilerimizle ve gençlerimizle birlikte dikkat çekmeye, mücadele etmeye
gücümüz yettikçe çözüm üretmeye devam edeceğiz. Gençleri kimse yukarıdan bakılacak ve kolayca ezilecek karınca gibi görmesin. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partililerdir. Bir başka husus, 38 yaşında geçen hafta Yunus Emre Göçer diye bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Onu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu sıkıştırdı ve öldürdü ve kaçtı. Bu meseleyle ilgili üzerinde hep birlikte çok durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Ben Yunus Emre'nin yalnız bıraktığı eşine, çocuklarına gittim. Bir tanesi özel eğitime muhtaç bir çocuk. Ekrem Başkan o sorunu çözüyor. Barınma sorunlarını Maltepe Belediye'miz çözmeye çalışıyor, çözecek birkaç gün içinde. Elbette sahip çıkıyoruz ama o sorunu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Nihayet hatırlıyor musunuz Yılmaz Tunç? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a mikrofon uzattılar. Kurye öldü dediler, gündem Filistin dedi, ittirdi mikrofonları. O Yılmaz Tunç şimdi çıktı sizin sayenizde. Sizin bu konuyu gündemde tutmanız sayesinde, bizim bu meselenin üstünde durmamız sayesinde şimdi diyor ki Somalili sanık Türkiye'ye gelecek, biz vatandaşımızın savunmasını CHP'ye ve Özgür Özel'e bırakmayız. Bugüne kadar aklınız neredeydi? Yılmaz Tunç, bundan sonra böyle sorumluluk yaparsanız biz CHP gençlik kollarıyla birlikte bir daha sizin yakanızı bırakmayız. Bunu böyle bilin. Değerli arkadaşlar, geçen hafta bu saatlerde Almanya'daydım. SPD'nin kongresindeydim. Kongreden iyi haberler var. Hem Friedrich Ebert Vakfı'nın, yani SPD'nin eğitimlerini sağlayan vakfın başkanı Martin Schulz'la bir araya geldik. Hem daha sonra Klingbeil'le bir araya geldik. O SPD'nin eş genel başkanı. Sonra da Olaf Scholz'la bir araya geldik. O da Alman şansölyesi, Almanya devletini yöneten, bizdeki başbakana eski karşılık gelen kişi. Hepsiyle birlikte vardığımız sonuç şu. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne layık bir ülkedir. Bu Avrupa Birliği yürüyüşünü ancak ve ancak kendisine Avrupa'yı, Avrupa'nın gelişmişlik düzeyini, hukuk düzeyini, Avrupa standartlarını hedef alan sosyal demokrat bir parti hayata geçirebilir. Biz bu hedefi önümüze koyuyoruz ve birlikte çalışmaya başlıyoruz. Karşılıklı iki genel başkan vardığımız mütabakatla önümüzdeki yıldan itibaren bir CHP'nin milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve gençlik kollarından temsilcileri 6 ayda bir biz gideceğiz. 6 ay sonra onlar gelecek. 10'ar kişilik çalışma ve değerlendirme toplantıları yapacağız. Bu toplantılar ışığında sayısız projeyi birlikte yapacağız. Gençlik kollarımız, yöneticilerimiz başta olmak üzere SPD ile birlikte iklimin müsait olduğu 7-8 aylık süreçte aynı öğrenci değişimi gibi yönetici değişimi, gençlik kolları değişimi ya da yaz kamplarına katılım, orada sizin kamplarda aldığınız eğitimler gibi eğitimleri Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile birlikte ve Friedrich Ebert Vakfı'nın, FES'in katkılarıyla, Türkiye'de Sosyal Demokrasi Derneği'nin katkılarıyla, yine Türkiye'de sosyal demokrasiye katkı sağlayacak tüm dernek ve vakıfların katkılarıyla, benim de üyesi olduğum SODEV'in katkılarıyla, çözüm ortağı zaten FES'le birlikte, insana ve gence yatırım yapacağız. Gideceksiniz, öğreneceksiniz. Gelecekler, birlikte çalışacaksınız. Sizin kişisel gelişiminize hizmet yapacağız. Sizin siyasi gelişiminize katkı sağlayacağız. Sizin yönetici yeteneklerinizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Gençlik kollarındaki yöneticilere kişisel yetenek ve eğilimlerini tespit edeceğiz. Hangi kası güçlendirilmeye müsaitse o kasınıza çalışacağız. Orayı güçlendireceğiz. Kiminizin dilinizi geliştireceğiz. Kiminizin eğitimini, kiminizi yüksek lisansa eğitime yollayacağız. Ama bir şekilde bu genç insan kaynağını ülkeyi yönetmeye namzet kişiler haline getireceğiz.
Siyaset insan biriktirme işidir. Ben bir gün böyle kaldım kendi kendime. 4,5 saat düşündüm, karar verdim, genel başkan adayı olacağım diye. Sonra her şey bir yolunda aktı gitti, bir yola girdi, çok güçlükler oldu, aktı gitti. Ama en az zorlandığım yer şuydu. 4,5 saat kendimi düşündüm ama 4,5 dakika içinde nasıl bir MYK yapacağımı biliyordum. Neyim eksik biliyordum. Bizim güvenlik politikamız eksik. Ekonomi politikalarımız güçlendirilmeli. Ekonomistimiz sözcü olduğu için sözcülük ekonomiyi baskılıyor. Öbür taraftan araştırma geliştirmede bir şey eksik. Kültür sanat politikalarında bir eksiğimiz var. Diğer taraftan maliye politikalarında maliyecimiz yok. Ama ben bunları televizyonları izlerken, panelleri dinlerken ya da gazeteleri okurken okuduklarımdan ben partideki eksiği kimlerle gidereceğimi yıllardır insan biriktirerek biliyordum zaten. Bir şey daha biliyordum. 40'lı yaşlarda bir yönetim yapmam lazım ve çok sayıda kadına da alan açmam lazım. 4,5 saat kendi adaylığımı düşündüm. 4,5 dakikada MYK listesini yaptım arkadaşlar. Arayıp da kabul etmeyenler oldu, yerine başkasını çağırdık. Ama şimdi görüyorsunuz, Türkiye'nin makroekonomide mülkiyenin en önemli dekanı bizimle birlikte. Ve o verginin tavana yayılmasını söyledi. Bütün Türkiye onu konuşuyor bütçe konuşmamızdan beri. Galatasaray Üniversitesi'nin maliye bölüm başkanı, Galatasaray Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı bizimle beraber maliye politikalarından sorumlu. Aynı zamanda Mali Müşavirler Odası'nın mesleğe giriş sınav başkanı bizimle beraber. Dünyanın çeşitli ülkelerinde askeri ateşçilik yapmış savunma uzmanı bir emekli tümörümüz Yankı Paşa bizle beraber. Manisa Vestel'in ARGE müdürü 41 yaşında bizimle beraber. Öbür taraftan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı bizimle beraber. Yeşil Ekonomi Derneği'nin genel başkanı bizimle beraber. Arkadaşlar, insan biriktireceğiz. Kim biriktirmeyeceğiz birileri gibi? İçimizde haset biriktirmeyeceğiz birileri gibi. Biz bu ülkeyi Atatürk'ün yönettiği gibi, kurucu kadroların yönettiği gibi yönetmek istiyoruz. Bu partide gözümüzün değdiği, gözümüzün tuttuğu herkesi yanımıza alacağız. Hiç bizim karşımızda kimse yok. Benim karşımda AK Parti var, benim karşımda MHP var. Benim karşımda bu ülkenin yarınları iyi olmasın isteyenler var. Bizim en kötümüz onların en iyisinden 1000 kat iyidir. Çünkü bizim 40 yıldır iktidar olmadığımız halde bakın pırıl pırıl 81 tane il başkanımız var. Bu partide diye iş verdiğimiz, tayin yaptığımız, babasına ihale verdiğimiz kim var? Bizim zankımız, tutkalımız menfaat ilişkisi değil. Vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisi. Bu iyi niyette olanlara her türlü yatırımı yapmaya, hepsini yanımıza almaya, hepsinden yol yürümeye dünden hazırız ve bugünden bu konuda çok inançlıyız. O yüzden Almanya ile birlikte bundan sonra gideceğim her ülkenin Sosyal Demokrat Partisi'ni size kardeş parti, gençlik örgütünü size kardeş örgütler yapacağım. Göreceksiniz, hep birlikte çok başka bir yolu, çok başka bir motivasyonla yürüyeceğiz. Ayrıca tabii ki Almanya'da, tabii ki SPD kongresinde, tabii ki aslında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den de bekleniyordu İsrail-Filistin meselesinde konuşması. SPD kongresinde hem de 8 yerinde alkışla kesile kesile dedim ki Almanya'nın sorunlarını biliyoruz. Yahudilerle geçmişte yaşadıklarından dolayı İsrail yaklaşımını, o konudaki tereddütlerini biliyoruz. Bir mahcubiyet üzerinden sessizliği görüyoruz. Ama çocuklar öldürülürken susamazsınız dedik. Siviller öldürülürken susamazsınız dedik. Asla ve asla bir ülkenin güvenlik kaygıları bir başka ülkedeki masumların hayatına mal olamaz dedik. Sadece orada söylemedim. Dünyadaki 120 siyasi akrabamıza, bunların 14'ü ülkelerinde hükümetin başında, cumhurbaşkanı ya da başbakan yönetim sistemi gereğince. İçlerinde onlarca bakan ve çok sayıda ana muhalefet lideri var.
Hepsine mektup yazdık ve bu Gazze ve Filistin meselesi konusunda duyarlı olmaya davet ettik. Bugün Tayyip Erdoğan halen bizi Netanyahu ağzıyla konuşmakla suçluyor. Biz Netanyahu'yu kınıyoruz. Onun ağzını açamadıkları yerlerde biz bunları savunuyoruz. Bu konunun en hararetli savunucularına mektuplar yazıyoruz. Ama halen daha Türkiye İsrail'deki meseleyi, Filistin meselesini Türkiye'de kendisi için elverişli iç politik bir alan olarak gördüğü için biz meselede Yasir Arafat Ecevit çizgisinden geldiğimiz, bizim Deniz Gezmişler'in Filistin Kurtuluş Örgütü dayanışması çizgisinden geldiğimizi görüyor ama görmezden gelmeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan, Filistin meselesi siz kulağınızın üstüne yatarken CHP'nin meselesiydi, devrimci gençlerin meselesiydi, yine bizim meselemizdir, yine bizim meselemizdir. Kendisine bir çağrıda bulundum, tekrar ediyorum. Memleketimden tekrar ediyorum. Gençlik kolları toplantısından tekrar ediyorum. Eğer cesaretim varsa ben hazırım. Benim valizim hazır, kapının yanında. Ben zaten izin bekliyorum, haber bekliyorum. Gazze'ye gideceğim. Gel, Devlet Bahçeli'yi çağır. Bütün partilerin başkanlarını çağır. Hep beraber Refah sınır kapısına dayanalım. Filistin meselesini bütün dünyaya anlatalım. Var mısın, yok musun? Değerli arkadaşlar, yerel seçimlere gidiyoruz. Biraz önce Sayın Başkan değindi. O konuda birkaç şey söyleyeyim. Öncelikle 226 aday duyurduk. Hepsi bölgesinde tek adaydı. Tek adaydı ve 226 adayı duyurduk. Şu an duyurulmayan belediye başkanlarının hiçbirisi acaba durumu riskte mi diye düşünmesin kimse. Çünkü birden çok adayın olduğu yerlerde aday duyurmadık. Belediyenin bizde olduğu memnuniyet anketi yaptığımız yerlerde duyurmadık. Önümüzdeki dönemde peyderpey bu adaylar duyurulacak. Dört büyük şehir açıkladık. Ekrem Başkanı, Mansur Başkanı, Ahmet Akın'ı ve Mustafa Bozbey'i Balıkesir'de ve Bursa'da açıkladık. Arkadaşlarımızın isimleri çok uzun süredir Balıkesir, Bursa bekleniyordu. Yaptırdığımız erken anketlerde de seçimi kazandıklarını gördük ve hemen yola çıkmalarını istedik. Tabii biz belediye başkanı açıklarken örneğin halk ekmeği kuran Ahmet İsvanları açıklıyoruz. Biz belediye başkanı açıklarken suyun ilk 10 tonunu bedava veren Osman Özgüvenleri açıklıyoruz. Biz Türkiye'nin ilk metrosunu yapanları açıklıyoruz. Biz sosyal belediyecilikle Türkiye'yi tanıştıranları açıklıyoruz. Tabii ki bu listelerde çok istememize rağmen görünen o ki arzu ettiğimiz kadar genç ve kadın olmayacak. Bu biz tercih etmediğimiz için değil. Bir öğrenilmiş çaresizlikten, bir cam tavandan dolayı olmuyor. O yüzden başvuruları uzattık. O yüzden arkanızda genel başkanınız var, başvuru yapın dedik. Ve sistemi bir kez daha buradan söyleyelim. Bir belediyeye birden çok aday varsa, eğer belediye bizdeyse başkandan memnunsa halk bizde memnunuz devam ediyor. Değilse, birden çok aday varsa ankete sokuyoruz. Ankette kazanamayanlar ve kazanacaklar çıkıyor. Kazananlar içinde kadın varsa kadını atıyoruz. Kazananlar içinde kadın yoksa sandığı koyuyoruz. Eğer il örgütü, ilçe örgütü başka bir şey demiyorsa örgütümüze soruyoruz. Ama kazanmaya en yakın, kazanabilecek isimlerle yol yürüyoruz. Ama burada kadın varsa, genç varsa onları tercih ediyoruz. Belediye meclis listelerinde bir, kadın ve gençlik kotası uygulanacak. %33 ve %50. %20. Ama şöyle uygulanmayacak. Geçmişte uygulandığı oldu, uygulanmadığı oldu. 21 belediye meclis üyesi var. 17, 18, 19, 20 genç. 21, 15, 14 kadın. Kotaları tutturduk. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kadın kotası %33 ya. Fermuar yapıyoruz ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 gidiyor. Sandıkta çıkacak ilk üç kişiden birisi genç kadın olacak. İkinci üç kişiden biri kadın olacak. Pencere, ikinci üç kişiden biri kadın olacak. İlk beşten biri genç olacak.
İkinci beşten biri genç olacak. Üçüncü beşten biri genç olacak. Genç ya da kadın. Sonda çıktı. Kutuda hak ettiği yere kaydırılacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclisine örgütün seçtiği isimlerin üçte biri seçilmiş isimlerin gerçekten genç ve %20'si gerçekten kadın olacak. Biz bunu yapmadığımız takdirde bu bir şekilde yapılmayacak. Ben elbette şunu biliyorum. 1200 tane delegenin en önemli bir çoğunluğunun erkek olduğunu biliyorum. Yaşlı olduğunu biliyorum. Bu işlerin çok kişinin hoşuna gitmeyeceğini biliyorum. Ama şunu da biliyorum. Bu koltuğa kimse sefa sürmek için gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oklarının arasında sefacılık yok. Devrimcilik var. Atatürk nasıl cesaret ettiyse biz de cesaret edeceğiz arkadaşlar. Biz de cesaret edeceğiz. Bu neye mal olursa mal olsun. Bu yaptığımız işler, gençleştiren işler, kadınlara alan açan işler, neye mal olacak olursa, kim bozulacak olursa, kim karşımıza geçecek olursa olsun, biz bu işi usulüne uygun olması gerektiği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine uygun ve bir sosyal demokrat partide nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yapacağız. Bundan önce gençlerin efendim girme listeye aday olma başvuru yok, o yüzden koyamadık. Kadınlara sen aday olma başvuru yok, kadın koyamadık. Zorluyorsun koy diye kendi eşini, kendi kızını yazıyor ki kontrolünde oy kullansın diye. Geçen gün bir ilin başkanıyla konuşuyoruz. Dedim ki tutturmamışsınız kontenjanı. Tutturduk dedi. Kaç tane var dedim. Bir rakam söyledi. Yok o kadar dedim. Üç tane var sende dedim. Hayır var. Saydım kendisine 8 tane. Milletvekilinin eşini yapmış. Belediye başkanının baldızını yapmış. Bilmem neyi yapmış. Bize güçlü erkeklerin atadığı kadınların olduğu listeler değil, güçlü gençlerin ve güçlü kadınların bileğinin hakkıyla geldiği, örgütte yerini aldığı listeler lazım arkadaşlar. Böyle listeler yapacağız. O yüzden kimse bundan sonra, buradan söylüyorum, bir genci bu 81 ilde 973 ilçede bir genci kim yıldırıyorsa sizin haberiniz olacak. Genç Osmanlı olacak, Özgür Özen'in olacak. Üç telefonla genel başkan. Bak bakalım o genci yıldırıyor muymuş? Listeye konmasına engel oluyor muymuş? Hangi gencin, hangi kadının karşısında bir direnç olursa orada siz sadece haberi vereceksiniz. Gerekli tutumu ben alacağım. Bundan sonra bu örgüt gençlerinin önünü kapayan, gençlerini belli bir süre kullanıp yaşlandıran ve yaşlı siyasetçiler haline getiren değil, gençleriyle birlikte çalışan, gençleriyle birlikte yöneten bir hale gelecek. Biz önümüzdeki seçimlere giderken seçmen baktığında bu CHP bu ülkeyi yönetir kardeşim diyecek. Bak %50'si kadın ülkenin, CHP'de de öyle. Kadrolarında öyle, gölge kabinesinde öyle. Bizim oy verdiğimize bak bir tane kadın koymuş diyecek. Şunlara bak pırıl pırıl gençler var diyecek. Kimin nasıl inandığı, nasıl yaşadığı değil. Bizim için önemli olan kafanın içindeki. Başının üzerine sardığından kimsenin ilgilenmiyoruz. Çok da saygı duyuyoruz. Herkesin kafasının içine bakıyoruz. Dürüst mü, ahlaklı mı, çalışkan mı, bu ülkeyi seviyor mu, bu partiyi seviyor mu? O yüzden coğrafyanızdaki herkesi kucaklayın. Sizde daha önceki kuşaklarda olan bir takım bariyerler yok biliyorum ama tamamını kaldırın. Bütün gençleri kucaklayın. Ailesi hangi görüşte olursa olsun, kendi hangi görüşte olursa olsun kucaklayın. Çünkü siz gençleri kucaklarsanız biz Türkiye'yi kucaklayacağız. Hep birlikte Türkiye'yi kucaklarsak ve başaracağımıza önce kendimiz inanır, sonra Türkiye'yi inandırırsak Türkiye'yi kurtaracağız. Ben bu partiye güveniyorum. Ama bu partinin en çok da gençlik kollarına güveniyorum. Size inanıyorum. Sizin sorumluluğunuz benden ağır. Çok ağır. Ben sizin yerinizde olsam uyku uyuyamam. Çünkü Atatürk Cumhuriyeti CHP Genel Başkanı'na emanet etmedi arkadaşlar. Benim öyle büyük bir sorumluluğum yok.
Ben partiyi yönetmekle meşgulüm. Atatürk Cumhuriyeti size emanet etti. Sizin sorumluluğunuz çok ağır. Sorumluluğunuzun gereğini yerine getirin. Bu cumhuriyeti kurtarın. Size inanıyorum, size güveniyorum.